Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Daha önce sizlere sünnetle alakalı bir video hazırlamıştım. O videomda vahiy ile alakalı sünnetleri anlatmıştım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir de insani taraflarından olan sünnetlerini bu videomda sizlere anlatmaya çalışacağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden önce insandı ama insanların en üstünü, en ahlaklısıydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy ile alakalı olan sünnetlerinin yanında insani olan sünnetleri de vardır. Bunlar da evrensel insani değerlerdir. Yani dünyanın neresinde olursa olsun iyi insanların özellikleri aynıdır. Sözü bir yerde duymuştum, çok hoşuma gitmişti. Dünyada iki çeşit insan vardır. İyi insan, kötü insan. İnanç ve kültürel farklılıklar olabilir. Ama iyi insanların özellikleri dünyada evrenseldir. Yani Türkiye'de de olsa iyi insan, iyi insandır. Arabistan'da da olsa iyi insan, iyi insandır. Amerika'da da olsa iyi insan, iyi insandır. Kötü insan, kötü insandır. Bunların arasında sadece kültürel ve inanç farklılıkları olabilir. Bazı art niyetli insanlar, vay sen bizim peygamberimizi sıradan insanlarla mı kıyaslıyorsun diyebilirler. Ama ben burada bir gerçekliği, peygamberimizin sünnetinin insani tarafını anlatmaya çalışıyorum. Yani iyilik de kötülük de evrenseldir. Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun, iyi veya kötü insan vardır. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insani sünnetlerini anlatmaya başlıyorum. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden önce şefkatli ve merhametliydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşine, çocuklarına, ashabına, hatta kendisine düşman olan müşriklere karşı bile merhametliydi. Mekke'yi fethettiğinde kendisine onca zulümleri yapan, hatta öldürmeye çalışan müşriklere karşı bile çok merhametli davranmıştır. Onlara dokunmamıştır bile. Hayvanlara, doğaya karşı da çok merhametliydi. Dünyanın neresinde olursa olsun ortalama iyi insanlarda bu özellikler olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok şefkatliydi. Hepiniz duymuşsunuzdur. Kendisi namaz kılarken torunları üstüne çıkmıştır. Onlara öf bile dememiştir. Eşine, çocuklarına ve ashabına, hatta insanlığa karşı çok şefkatliydi. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun, ortalama iyi insanlarda bu özellikler olur. Şimdi Godfather, yani Baba filmini birçoğunuz izlemiştir. Orada Vito Corleone, o dik, mağrur, sert adam, torununa ne maymunluklar yapıyor, ona nasıl şefkat gösteriyor. Yani bu duygular, bu insani duygular evrenseldir. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun, ortalama iyi insanlar torunlarına karşı çok şefkatli. Ortalama iyi babalar evlatlarına baba kartal gibi korurlar. Ortalama iyi anneler çocuklarına karşı çok şefkatlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olmadan önce de son derece ahlaklı bir insandı. Etrafında onu tanıyan insanlar ona sonsuz saygı duyarlardı. Hatta onun lakabı da Muhammedül Emin'di. Dünyadaki ortalama iyi insanlar son derece ahlaklıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece onurlu, dik duruşlu bir insandı. Peygamberimize davasından vazgeçmesi için müşrikler teklifte bulundu. Sana makam, mevki ne istersen verelim dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz davamdan vazgeçmem demişti. Dünyanın neresinde olursa olsun onurlu, namuslu hiçbir insanı parayla, makamla, mevkiyle satın alamazsınız. Ama onuru olmayan insanları makam mevki için 5 kuruşa bile satın alırsınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bilal-i Habeş'e ne kadar değer verdiğini hepiniz bilirsiniz. Peygamberimiz ırkçı değildi. Dünyadaki ortalama iyi insanların hiçbiri ırkçılık yapmazlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece adaletli bir insandı. Hiç kimseye haksızlık yapmamıştır. Dünyadaki ortalama iyi insanların hiçbiri adaletsizlik yapmaz.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece mütevazi, tevazu sahibi bir insandı. Etrafına pozitif enerji salgılardı Peygamberimiz. Kibir namına en ufak bir şey bulamazdınız Peygamberimizde. Bugün Peygamberimizi çok sevdiğini iddia eden insanların kibirden yanına yanaşamazsınız. Yani dünyadaki ortalama iyi olan insanların hepsi tevazu sahibidir. Kibir namına bir şey bulamazsınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işi ehline, onu en iyi bilen insana verirdi. Bugün dünyada ortalama iyi insanların hepsi işi ehline vermiştir. İşi ehline verenler de yükselmiştir. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevdiğini iddia eden, sünnetin yolunda olduğunu iddia eden İslam alemi ne yapmıştır? Hiçbir zaman işi ehline vermemiştir. İslam alemi yerlerde sürünüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında asla sınıf ayrımı yapmamıştır. Onun çok parası var, bunun makamı var, bunun elinde şu güçler var dememiştir. İnsanlar arasında asla sınıf ayrımı yapmamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizliğe çok önem vermiştir. Kendisi temizlik timsalidir adeta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece namuslu bir hayat yaşamıştır. Hiç kimsenin namusuna göz dikmemiştir. Dünyadaki ortalama iyi insanların hiçbiri de bunu yapmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asla haram yememiştir. Yani yetim hakkı yememiştir. Bugün peygamber severler, sünnet severlerin bir haline bakın. Nasıl yetim hakkı yiyorlar? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi inancından olsun olmasın bütün insanlara karşı son derece saygılı davranmıştır. Dünyadaki ortalama iyi insanların hepsi de etrafına karşı son derece saygılıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhtaçlara her zaman yardım etmiştir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir demiştir. Dünyadaki ortalama iyi olan insanların hepsi birbirlerine mutlaka yardım ederler. Sizlere şöyle bir örnek vereyim. Gerçek hikayeden uyarlanma bir sinema filmi, Cennetten Mucizeler bir Amerikan filmi, oradaki insanların dayanışmasını bir görün. Peki İslam aleminde komşusu açken tok yatan bizden değildir diyenlerin durumuna bir bakalım. Göbeklerini şişiriyorlar, komşularının aç olup olmadığından haberleri bile yok. Makam, mevki, şan, şöhretten başka hiçbir düşünceleri yok. Muhtaçlara yardım konusunda Hristiyan aktivistlerin yaptıklarına bir bakalım. Ülkelerinin yaptığı kötülükler onları ilgilendirmiyor. Onlar kendilerine düşen insanlığı yapıyor. Dünyanın dört bir yanında yokluk içinde olan insanlara yardım ellerini uzatan Hristiyan insanlar var. Şu sakın yanlış anlaşılmasın. Tabii ki bunun inançla alakası yok. Hristiyanların yaptığı insanidir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin arasında vahye dayalı olan da vardır, insani olanlar da vardır. Ben elimden geldiğince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insani olan sünnetlerini sizlere anlatmaya çalıştım. Aklıma gelmeyenler de olmuş olabilir. Kusurum olduysa affola. Yani sonuçta dünyada iki çeşit insan vardır. İyi insan, kötü insan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sergilediği insani değerler evrensel insani değerlerdir. Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun iyi insanlar iyidir, kötü insanlar kötüdür. Bunun Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi, Budisti, Hindusu olmaz. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun.